Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine yılbaşı konsepti gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Soruları gittirdi. 200 lira verdik şuna ya. Şaka, 20 lira. Ana elim çarptı. Sağır oldu kulaklık dinleyen. Neyse 20 lira falan bir şey. Gratis'te bulabilirsiniz isterseniz. 29.90'da. Hayır. 30. Tamam. Tamam abim. Cansın abim. Evet arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Başak'la beraber. Bu ne kadar ağır lan. Evet. Siktir lan. Alın lan bunu. Evet. 10 kilo. Oh. Dengeli olma. 500 gram bu arada. Evet, yarım kilo. Evet arkadaşlar, bugün kil aldık. Ne? Doğal seramik hamuru. Modelaj macunu diye geçiyor. Ha, seramik hamuru işte. Kırtasiyelerde satılıyor. Okumalık kitap. Evet arkadaşlar, kil aldık. Kısaca kil diyebiliriz. Ha. Kil aldık. Birkaç çeşit boya aldık. Akrilik boya. Evet, akrilik boya. İşte fırçalar aldık. Bunda renk karışımı yapacağız. Ben karışım bilmem acı. Ben hayatım karışmış bu. Kırılmış boğazım. Bekliyorlar yol altında onlar. Neyse. Evet arkadaşlar. Burada da su var. Kili yumuşatmak için. İçeceğiz abi. Kil değil aslında. Bu seramik hamurunu yumuşatmak için. Evet. Sonra böyle tutuyor ya bir tane bu. Böyle. Onun gibi. Onun için alttan adına şeyler. Neyse arkadaşlar, ne yapacağız? Bugün yılbaşı konseptli. Magnet yapacağız. Noel Baba yapacağız. Daha uzaktan tut, kimse görmesin. Şöyle. Bundan yapacağız arkadaşlar. Bunu daha net görüyorsunuz. Bundan yapacağız kısaca. Bir kaba taslak bir şeyimiz oldu böyle. Göremiyorsunuz çünkü her yeri bembeyaz. Noel Baba ya. Ne kadar komik ya. Ay kendi etkiliyorum. Neyse arkadaşlar. Bunu da dolaptan söktük böyle. Evet. Bir yemekçinin işte magneti. Bunu keseceğiz böyle. Arkasına yapıştıracağız. Duvar magneti yapacağız. Yürüyen uçak. Buzdolabı magneti yapacağız arkadaşlar. Ve bunu da satacağız tabii ki. Instagram adresini aşağıya koyarız. Böyle hem el işçiliği hem size video olsun. Hem de işte ufak tefek kazancımız olsun diye bir aslında plan yaptık. Arkadaşlar işte yapacağız. İşte buzdolabı magneti, hediyelik gibi bu tür şeyler satacağız. Aynı zamanda şu şekilde kolyelerimiz de var. Görünmüyor ki. Küpesi de var, takım var. Şimdi ben elimdekilere bakacağım. Bunu da Instagram sayfamızda paylaşacağım. Tabii ki buna bir isim bulmamız lazım. YouTube ismiyle aynı olur ama hemen. Instagram'dan satmayı planlıyoruz olursa. Şimdi. Hadi başlayalım. Bu arada nasıl yapılacağını ben de bilmiyorum. Evet arkadaşlar, nasıl yapılıyor ediliyor ikimiz de yani bilmiyoruz. Aslında biliyorum ama bu şekli nasıl çıkar? Şu an asıl değil. Çok sevdiğim için oldu. Bizden bilmiyor. Aslında önce bir tane kağıda mı çizseydik? Neyse buradan bakarak yaparım ben. Telefonun ekranına yapıştır kedi. Tabii efendim. Evet, burada yağlı kağıdımız var. Bunun arasında açacağız. Şimdi İncelteceğiz. Çünkü şu an çok kalın. Makas getirdik. Aç diye onu da yapamam. Arkadaşlar bu arada burada mikrofon var. Niye oran böyle açık? Ağzım mı geniş, tişörtüm mü yok falan dersiniz. Evet, yok.
Şaka şaka. Mikrofon var. Biz beyaz rengini bulamadığımız için. Evet. Çamur rengi gibi bir şey aldık. Kahverengi. Çamur da. Çamur da kahverengi de. Tam kahverengi değil. Evet arkadaşlar. Neyse ki beyaz boyamız var. Noel Baba'nın elini yapmayacağız. Benim esprimle bir daha espri yapmam. Anladın mı? Niye? Espriyi mi kiralıyor? Evet. Bunun yarısı yetiyormuş bu arada. Onun tamıyla 50 tane magnet yaparız biz burada. Yarısı da fazla değil. Evet arkadaşlar. Paketleri açalım şöyle. Şurada. Aa bayağı şey. Şöyle ikiye. Çok güzel böyle. Şimdi bunu birazcık yumuşatacakmışsın. Sık böyle elini böyle hamur gibi. Bu bayağı macun gibi bir şey. Şunu çıkarabilir miyim? Çıkarttım. İzninle. Bir saniye. Ya, geri takacağım. Aha. Bu biraz hamur gibi. Evet. Biraz suyla da şey yapabilirsin. Lan ne oluyor? Lan. Bir şey gibi olmadım. Abla şu tabağı çevirebilir misin? Bana ne? Anneniz. Ay elin çok kötü. Bol sıçır. Yeni lavabodan. Elimi yıkamayı unutmuş. Evet. Şimdi şu şekli vermeye çalışacağım. Bence ilk önce bunu kağıda çizelim. Kağıdı buraya koyup ona göre keselim. Evet arkadaşlar. Çizim yaptı Başak. Bakın gözüktü. Keselim. Bakın. Onu şimdi keseceğiz. Burada onun parçalarını o şekilde ayarlayacağız. Burası da bu arada dümdüz oldu. Elimle yaptım. Nereye yaptın? Elimle yaptım. Dümdüz. Geçen gün videomu geldi aklıma. Caner böyle. Evet, kestim. Evet arkadaşlar, kalıbımız çıktı. Bu şekilde bir şey olacak. Şimdi evet, böyle koyalım. Kenara koyalım. Her şeyi bu kadar güzel yapmak zorunda mıyım be? Ha? Ha? Arkası da düz bak. Bastırdın mı? Evet böyle. Evet. Ne oluyor lan? İnşaat işçisi gibi. Bunu renklendirince daha çok düzgün olur tabii, tabii ki. Tabii ki. Şimdi şu bıyıklarını da yap. Onu yüzüne çizelim. Nasıl yapalım biliyor musun? Hayır çizmeyelim. Ekstradan koyalım. Bu. Kapattım. O zaman bir deftere sadece bu yanı çizeceksin. Yok bunu keseceğim. Bunu kullanacak mıyız bir daha? Kullanacağız onu tabii ki. Ya ben bir tane yapacağım sana. Kromosun sen boyarken ben ne boyayacağım? Adam haklı dedim. O zaman ilk önce bir tane daha yapalım, sonra şey, ben onu keseyim. Ama altına bir şey koyalım. Defteri var. Evet arkadaşlar, ikinciyi de kesip geldik biz. Şimdi bıyıklarını keseceğiz ki böyle dışta durursun. Bir onu direkt
beyaz akredik boyanın içine sokup çıkaracağız ya. Boyanın. Şaka şaka. Bu biraz ıslandığı için yırtılması diye yavaşlaştım. Sıkılmasınlar diye. Evet arkadaşlar, kestik, işte biçtik. Ana burnu düştü adam. Bu şekilde bir kaba taslak şey oldu. Arkadaşlar devam ediyoruz. Yapıştırdık Noel Baba'ya. Arkadaşlar kesinlikle hijyenik alanda yapalım. Bu değil. Evet arkadaşlar, işte Noel Baba'mı bu şekilde yüzünü, işte burnunu yapıştırdık, bıyıklarını yapıştırdık. Gıdısını yapalım. Şimdi boyanacak yerleri ayarlayacağız. Bunun için tabii ki boyaları artık bir açmamız lazım. Ben bunu komple açtım. Ha, kapağı var. Açmam lazım. Kirmizi de var değil mi? Evet. Kırmızı ve beyaz. Ne güzel çizdin. İşte göz çok önemli. Ne önemli? Göz. Ha. Hani ifadeyi o veriyor ya. Ananı satayım. O kapağı atma. Kapakları dükkanına koyalım. Fakir. Hayır, bu boya çok yoğun bir boya. Aferin sana, böyle fakir olmaya ara. Ananı satayım. Şu tırnağımdakini de kullansana. Yok amına. Her şey her şey senin için. Dualarım. Neydi lan? Bilmiyorum. Ben de ben zaten dinlediğim şarkıların %90'ının sözlerini bilmem. Ben dinlemiyorum. Sen dinlediğin şarkıların 3 tane sözü olduğu için. Seviyorum. Seni hiç bırakmayacağım. Demiştin. Demiştin. Aa, siyah da lazım. Gözlerine. Ve ağzına. Bıktım, bıktım. Dinlediği şarkıların 3 tane söz var. Linç yersin. Eğer Cimmi çağırırım. Linç yersin çok. Ha. İzlenen bir YouTube kanalı olsaydık herkes dinliyor onları. Benim görüşüm. Ama benim en çok dinlediğim şarkılar tabii ki çocuk şarkıları oluyor, mantıklı. Anaokulunda çalıştığım için sürekli onlara maruz kalıyorum. İçtim ha. Ağzını da çizdim bak seninkinde. Benim ağzım vardı zaten. Şu beyazı alıyorum ben. Al istediğini. Yok, ben bunu kendime almıştım. Aa, gidip benim üzerimi kendime almıştım. Yok lan, ben bunu kendime almıştım. Doğru. Arkadaşlar ben bir çivi çakıp geliyorum. Bunun ucu ne olmuş böyle? Onu açacaksın işte. Nasıl açacağım? Suya gidince açmışsın. Bak açılmış. Işte. Arkadaşlar. Ne renk yapıyor? Şunu ortaya koy da hani. Neyi? Hep sabote ediyor. Ne? Kendi önüne koymuş Noel Baba'yı. Kendi nereye nasıl boyayacağını biliyor. Ben burada ben Allah'ım ne? Nasıl ben boyarsam? Ne? Allah'ım nasıl? Renkler ne? Telefonuma dikkat et. Şey, ne? Turuncuyu nasıl yapıyorduk? Hangi renkleri karıştırınca turuncuyla? Kırmızı sarı. Ha evet. Kırmızı sarı ve beyaz. Harbi mi? Öyle olur. Salladım ha. Vay be. Evet arkadaşlar, boyuyoruz.
Bu sıraları siz sardırarak izleyeceksiniz. Yani siz sardırarak izlersiniz derken ben 2x izleyeceğiniz. Hızlandırılmış. Çünkü siz de sıkılmayın, biz burada boyama yapacağız. Bak ne yap biliyor musun? Evet arkadaşlar, görüntü açınızı değiştirdik. Daha güzel görebileceğiniz bir açıyla. Gimbal düşmez inşallah. Arkasına işte ağırlık koyduk. Bir şey koyduk. Koymaya çalıştık diyeyim. Devam ediyoruz boyamaya. Tabii ki. Arkadaşlar şimdi gördünüz zaten hızlandırılmış bir şekilde şarkı eşliğinde. Gördünüz, boyadık, kestik, biçtik ve şöyle bir şekil çıkar. Gördünüz. Allah korusun. Bakalım hemen. Şunu da göstereyim ben size. Bakın. Bunun arkasına şimdi koruyacak birkaç işlemimiz daha var. Onları söylemeyeceğiz tabii ki. Instagram'dan, sayfamızdan bakın. Birkaç işlemimiz var. Biraz güzelleştirme yönünde. Sonra işte işten kalan boş vakitlerimizde bu tür şeyler yaparak. Tabii ki şu an bu başlangıç olduğu için, el alışkanlığı için bunu yaptık. Bu kirden işte kirden hayvan yapılıyor, işte 3D 3 boyutlu yapılıyor vesaire. Geliştikçe o tür şeyler yapacağız. Evet arkadaşlar, işte anlattığım gibi o şekilde yapacağız. Şu anda çok güzel oldu, görüyorsunuz. Bunun arkasını işte bu videonun başına göstermiştim. Bundan keseceğiz magnetten. Yapışkanlığına bakarız. Hani etkisini kaybettiyse alırız tabii ki. Magnet alır, arkasına zaten yapıştırması kolay olacaktır diye düşünüyorum. Niye izlemiyor? Ben yaptığım şeyi izlemeyi sevmiyorum. O nasıl açmamış? Hayır zaten yapıyorum ve nasıl yaptığımı biliyorum. Ben niye 7 kere izliyorum onu? Ben de 2 kere 3 kere izliyorum. Ya. Yaparken yanımda bile durmuyorum, video hazırlarken. Oyun oynuyorum. İtiraf et. Yalanı 2 dakikada ortaya çıktı. Hayatı yalan arkadaşım.
Neyse arkadaşlar, bu şekilde gördüğünüz gibi ayarladık, yaptık. Yarın, bugün söyleyeyim tarihi. 12'si cumartesi günü. 13'ü pazar günü, videonun paylaşıldığı gün Instagram sayfasında görürsünüz. Instagram linkini aşağıya koyacağım. İzleyenler abone olup beğeni atarsa sevinirim. Instagram'da da takip ederse. Evet ama profilimiz gizli. Hayır, yeni açacağız. Yeni açtığımız, tabii ki satış yapacağımız Instagram adresimizi de takip ederseniz, paylaşırsanız, paylaştırırsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.